EAFC 24 yani FIFA 24'te arkadaşlar gelecek sezon formalarını açıklayan kulüplerin formaları veya tahmini tasarımlarla hazırlanan forma yamasına hepiniz hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar öncelikle açıklama kısmındaki linkten Discord sunucumuza geleceksiniz. Topluluğu buradan yönetiyoruz. Duyuruları, etkinlikleri, her şeyi buradan yapıyoruz. Kurallarımızı okuyup onaylayacaksınız. Ondan sonra abone kayıt kısmımız var. Buradan kayıt oluyorsunuz sunucumuza. Kanalıma abone olup, yorum yapıp, videoyu beğenip buraya ekran görüntüsünü atıyorsunuz arkadaşlar. Kayıt oluyorsunuz. Bundan sonrası kolay. Şimdi geliyoruz FIFA 24 yamalar kısmına arkadaşlar. Öncelikle modu kullanabilmemiz için mod menajere ihtiyacımız var. Mod menajerin nasıl kurulduğunu ve modun nasıl aktif edildiğini gösterdiğim videoya kartlardan ve buradan ulaşabilirsiniz. Onları yaptıktan sonra gelin arkadaşlar bu videoyu tekrardan. Burada gördüğünüz gibi forma yamamızın olduğu yer var. Yine burada yukarıda mod menajerin nasıl olduğuna dair ve aktif etme kodunu gösterdiğim alan bulunmakta. Arkadaşlar bir sürü forma var. 343 tane formanın tasarımı hazırlandı. Burada da örnek çeşitli ülkeler ve işte takımların örnekleri mevcut. Şimdi ben sizlere onları göstermeden önce hemen indirilişini göstereceğim. Tanıtım kısmı videonun sonunda olacak, uygulayarak göstereceğim için. Hemen indirme linkine tıklayalım. Burada hiçbir yere tıklamadan 5 saniye bekleyin arkadaşlar. Reklamlara tıklamayın. Linke gittişine ard arda basın. Hızlıca bastıktan sonra burası açılacak. Gördüğünüz gibi 349 MB boyutundaki bu dosyayı indireceksiniz. Farklı hiçbir şey indirmeyin. Dosya indir diyorum. Zaten ben masa üstüne attığım için dosyayı tekrardan beklememek adına iptal edeceğim. Şimdi dosyayı indirdik arkadaşlar. Mod menajeri de kurduk, hazırladık. Mod menajerimizi açıyoruz. Mod menajeri açtıktan sonra buradan oyun seçiyoruz. Eğer her zaman 24 seçili olsun istiyorsanız Make Default seçeneğini aktif edebilirsiniz. Onu aktif ettikten sonra da şurada sol üstte Change Game ile de yine diğer oyunlara geçebilirsiniz. Arkadaşlar kaydırarak buraya atıyoruz modumuzu. Zaten bende var diyor burada gördüğünüz gibi. Hatta kaldıralım. Tekrardan sıfırdan yapalım. Attım arkadaşlar modu. Güncel değil diyor ama çalışıyor mod arkadaşlar. Çift tıklayarak ya da Apply Mods diyerek karşıya attık. Her şey hazır. Buradan launch'a basıyoruz. New Anti-Cheat versiyon Decided diyor arkadaşlar. Bu hatanın çözümünü de hemen göstereyim sizlere. Ben oyunu EA'den aldım. Siz Steam'den aldıysanız veya farklı bir platformdan. Aldığınız uygulamayı açıp oyunun dosya bütünlüğünü doğrulayacaksınız veya repair atacaksınız. Ben şimdi EA'den aldığım için 24'ü hemen EA'yi açıyorum. O açılana kadar da Steam'den nasıl yapacağınızı göstereyim. Steam'de mesela FIFA 23'ü 24 olarak düşünürseniz buradan yerel yüklü dosyalara geldiğimizde oyun dosya bütünlüğünü doğruya basacaksınız. Eğer Steam'den aldıysanız. Almadıysanız da EA'den geliyoruz burada 24. Manage diyoruz. Buradan repair tuşu var arkadaşlar. Repair'a basıyoruz. Oyun dosyalarını doğruluyor. Eksik varsa indirecek. Şimdi bu repair yaparken yani oyunu dosyalarını düzenlerken işlem tamamlanana kadar ben videoyu keseceğim. Tamamlandıktan hemen sonra devam edeceğim. Şu an sol altta gördüğünüz gibi neredeyse dolmak üzere. Evet arkadaşlar repair complete dedi. Şimdi continue diyorum. Evet farklı bir yer geldi. Yine continue continue'dan mod şu anda aktifleşiyor arkadaşlar. Kısa bir süre bekletti ve launching the game dedi. Buraya atlamıyorum ki görün karşınıza gelecek olanı diye. Evet anti-chat ekranımıza geldi. Şimdi şunun altında bir bar var. Bu barda olacak. Maalesef ki EA Sports bu anti-chat'i bela ettiğinden beri böyle ufak tefek sorunlar çıkıyor ve fazlaca bekleme süreleri alıyoruz. Yapabilecek çok da bir alternatifimiz yok arkadaşlar. Mecburen bekleyeceğiz anti-chat'e. Bakalım formalarımız gelmiş mi? Hemen buradan profilinizi seçin. Hızlı olması açısından online'a bağlanmadan ilerliyorum. Live editor kullanmadığımız için bağlanırsanız da bir sorun olacağını düşünmüyorum. Yine de size kalmış tercih yapmak. Hemen klasik maç dedik. Örnek olarak mesela Bayern Münih güzel formasını açıklamıştı kırmızı tonda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki mini formalara bakmayın. Oyuncunun üzerindeki forma gördüğünüz gibi güncel forması Bayern Münih'in gelecek sezon adına kullanacağı. Gayet güzel olmuş. Hemen mesela buradan Leverkusen'e bakalım. Bu
buradan yine Almanya Ligi'ne gelelim. Mesela Union Berlin. Formalar yine bu şekilde arkadaşlar. Hızlı hızlı göstereyim sizlere birkaç örnek. Leipzig'in formaları. Werder Bremen. Hemen farklı ligden gösterelim. Fransa Ligi'nden Monaco ve Paris Saint-Germain'i göstereyim. Geldik Monaco'nun formaları gördüğünüz gibi. Yine Paris Saint-Germain'in pembe forması. Gerçekten güzel duruyor. Yani şu mini formaya göre bu formaları gayet şık olmuş. Şimdi geldik İngiltere'ye. İngiltere'den çoğu takıma bakmak istiyorum açıkçası. Şöyle sola doğru gidersek tersten. Mesela Arsenal Tottenham. Gördüğünüz gibi amblem olarak top amblemi var. Gunners yani topçular. Arsenal'in lakabı. Tottenham'ın formaları da gayet görüyorsunuz dokular. Çok şık bir şekilde. Hemen Aston Villa. Buradan da kime bakalım? Manchester City'ye bakalım. Aston Villa'yı çok beğendim ben. Bir Trabzonsporlu olarak şu formaları gayet güzel. Evet. Manchester City'nin arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni renk gelecek sezon kullanacağı forma ekranda. Böyle değişik bir tasarıma gitmiş Manchester City'de. Buradan bakalım başka. Chelsea'ye bakalım. Manchester United'a. Evet Chelsea'nin de yeni formaları bu şekilde. Manchester United yine böyle forma tercih etmiş. Buradan Liverpool. Luton Town'a bakalım mesela. Liverpool'un da forması bu şekilde arkadaşlar. Hemen İspanya'dan bir Barcelona Real Madrid yapalım. Gördüğünüz gibi Barcelona forması da bu şekilde. Yine sponsorlarıyla beraber Real Madrid'in formaları. Zaten Real Madrid klasik formasıyla bütün Şampiyonlar Ligi'nde alıyorlar. Bakalım bu sene alabilecekler mi? Şimdi hemen Inter'e gelelim. Inter'de şampiyon oldu bu sene. Inter ve Roma'ya bakalım arkadaşlar. Inter'in forması gördüğünüz gibi ikinci yıldızıyla beraber. Yıldız detayı da burada. Gayet güzel formaları. Roma'nın formaları da bu şekilde. Değişik bir tasarım. Hemen Juventus Napoli'ye bakalım. Juventus'un forması bu şekilde arkadaşlar. Napoli'ninki biraz daha düz. Güzel değil açıkçası. Bu şekildeydi. Mesela Portekiz Ligi'nden Benfica'ya bakalım. Porto Benfica. Braga'ya girdik ama Porto'nun formaları bu şekilde. Braga'yı da girmişken görelim. Bu şekildeydi. Yine Benfica'nın formaları Portekiz Ligi sevenler için. Forma yaması genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Yapılışı hata çözümünü gösterdim. Lütfen yorumlarda bana destek olmayı, beğeni atmayı unutmayın. Bunlar algoritma için çok önemli. Sizlerin hepinizi çok seviyorum. Discord'da turnuvalar düzenleyeceğiz yakın zamanda. Hafta sonları özellikle bunlara katılabilirsiniz. Bizimle muhabbet edebilir, oyunlar oynayabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.